Sezgin konserine geldik. Şimdi biraz sonra sahne başlayacak. Sahne ayarlamaları yapılıyor. Sezgin burada Almanya'da çok yakın tanıdığımız ve sevdiğimiz müzisyen bir arkadaşımız. Bize burada güzel müzikte dakikalar yaşatacak. Biz de sizleri bunlara. Daha önce röportajda yapmıştık. Evet, Sezgin'e daha önce röportaj yapmıştık hatırlarsanız. Onu da sayfamızda bulabilirsiniz. Linkini şuraya bir yere yerleştireceğim. Biraz sonra sizi sahneyle baş başa bırakacağım ve sahne sonrasında yeniden bir arada olacağız. Sehr schöne Sachen auch für nächstes Jahr geplant. Auch Ella ist gerade da, gespielt, zu mal aufstehen, Ella. Sie ist eine Regisseurin, die einen ganz tollen Film gemacht hat. Ja, ich schreibe Lieder auf Türkisch, weil mein poetischer Gedankensprache ist immer noch Türkisch, weil ich bin in Istanbul geboren und ja, erste 28 Jahre von meinem Leben war ich meistens in der Türkei. Ich hatte viele Auslandserfahrungen, aber erst bin ich nach Deutschland umgezogen, als ich 28 war, ich glaube genau, 27 oder 28. Und dann habe ich erst Deutsch gelernt. Und deswegen finde ich, ja, theoretisch vielleicht ginge es. Ja, wenn ich ein bisschen Mühe gebe, könnte ich was schreiben auf Deutsch. Aber es würde momentan zumindest nie klingen, wie ich das mir gewünscht hätte. Weil diejenigen, die Türkisch verstehen, vielleicht wäre das ein bisschen. Das man nicht so oft benutzt. Ich habe es einfach entweder erfunden oder irgendwo gehört, keine Ahnung. Und ist derjenige, der sehr gerne Löcke trinkt. In dem Sinne, das bin ich. Und aber das Lied geht um. Das Lied geht um eine, so einen Konkurrenz zu haben mit jemand. Und vielleicht haben Sie auch dieses Gefühl, dass Sie sich immer diese Verliererposition sehen, nicht der Gewinner, ja, okay, du schaffst es, du machst das alles besser, ja, du kannst da schöne, coole Podcasts trinken und ich trinke nur Röcke und du kannst das machen. Es kommt immer wieder lustige Situationen, zum Beispiel, ich sag mal, ja, ich habe einen Führerschein, aber ich kann es nicht machen. Das ist ein Rischermann, ben işlerim, sen kızı ki ben de kurakçı, bu oyundan çekil, çok güzel ediyorum. Oh, oh, oh. Yine bir 14 Şubat, hayatımda ikinci kez, bir sevgilim var ama kutlamak için çok kuş sırtım ağrıyor. Ya gece açıkta kaldı, ya ters bir hareket yaptım, ya da sana söylediğim ters laflarım üstüne yattı. Eve geldim, suratım ısıktı, bir şey demedim. Gece uzun süre uyuyamadım, vücudumda zaten bana çok cevapsızdı. Oh, ne zor bir durum bu, ne açıldı ne ayyaş bir his bu. Acaba ayrılsam mı, depresyon mu attı İstanbul kardeşiyle neler. Sevmiştim, işimden ayrılmıştım. Birini var.
bakar birinin pencerimizden bize bakar. Hepimiz elbis mutsuz mutsuz yatağımıza yatan. Birileri doğruyor, teki onları doğruyor. Kayıt. Sezgin'i izledik. Şimdi bayağı cırıl cırıl gelmek için. Pardon, yine başlayalım. Bunları kamera aksın. Bangır bangır. Sezgin'i izledik, bangır bangır çaldılar. Gerçekten ellerinize sağlık. Bayağı çok keyifliydi. Cuma akşamını çok keyifli geçirdik. Sizin elinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. İyi geldiniz. Sezgin'in daha çok şarkısını kendi kanalında bulabilirsiniz. Sezgin İncel. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Sezgin'in ulaşabileceğiniz sayfaları. Daha önce röportaj yapmıştık. O röportajı videoya ekleyeceğim. Ayrıca Spotify'dan ve diğer mecralardan nereden dinleyebilirsiniz onları da ekleyeceğim. Benim yerime her reklamı yok. Bizi de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bize de abone olmayı unutmayın. Tekrar sonraki videomuzda ya da yeni bir konsept videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen motka bende kırkıcı bu oyundan çekil. Sen dört dört ben öksakçı. Sen dağcı ben iştahlı. Sen kız eki ben de kırkıcı bu oyundan çekil.